إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم Hazreti Hacer annemize rahmet eyle ya Rabbi. Ondan kalan şu hatırayı, şu şeriat-ı İslam'ın, haccın, umrenin bir rüknü olmuş sayı Hazreti Hacer anamızın yavrusu İsmail için su aradığı şu yollarda bize de nasip ettin, sahi etmeyi kabul et ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, buraların hikmetini, sırrını anlamayı nasip eyle. Hazreti Hacer anamız gibi yeryüzündeki garipleri, fakirleri, mazlumları, müstezafları, muhtaçları korumayı, kollamayı, onlar için ekmek, su aramayı, çareler aramayı, onlar için yardımlar toplayıp bir fakirin, bir garibin, bir insanın, bir hayvanın, bir ağacın, bir bitkinin canına can katmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi de açlıkla, kıtlıkla imtihan etme ya Rabbi. Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak. Helalinden rızıklar ver ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Ya Azizü, Ya Gaffar. Ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Bismillahi Allahu Ekber. Evet, burası da Safa Tepesi. Say buradan başlıyor. Hazreti Hacer anamız bu kayanın üstüne çıkarak etrafına bakmış. Oğlu İsmail'i de şu Kabe'nin avlusuna, buranın hizasında Kabe'ye yakın yerde bir ağaç vardı. O ağacın dibine bırakıp gelmişti. Buradan yavrusunu kolluyordu. Böyle Merve'ye doğru koştu. Kaç defa koştuğunu bilmiyoruz ama İslam dininde 4 defa gitmek, 3 defa gelmek vacip olmuş Nihat abi. 7 Allah, kere yapıyoruz. Evet, 4 gidiş, 3 geliş sayımız umrelerde olur, bir de hacda olur. Dolayısıyla normal nafile tavaflarda sayı olmaz. İhramlı olarak yapılır sayı olan tavaflarda. Bir tek hacda önceden bir ihramlı tavaf yapılırsa bayramdan sonra ihramsız olarak sayı yapılabilir. Haydi şimdi gelin, Hacer annemizin koştuğu, su aradığı, gelip geçen bir canlı var mı, bir yardım isteyecek kimse var mı diye koştuğu şu yollarda bir kez de biz hem dinimizin emri olarak Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimedir Ali İmran suresinde, hem de Rabbimizin emrinin bütünüyle birlikte Peygamberimizin sünneti Hazreti Hacer annemizden kalma bir güzel uygulamayı, ibadeti hep beraber yapalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. 3 defa tevhidimizi getirdik. Teşrik tekbirleri olarak da bildiğimiz şu yeşil alan, burası niçin böyle ve burada erkekler niye koşuyor? Bildiğimiz gibi Hazreti Hacer anamız buradan 350-400 metre ilerideki Merve Tepesi'ne koşarken bu bölüm çukur bölgeymiş. En çukur nokta. Çocuğu göremiyor. Yani İsmail'i ağacın dibine bıraktığı Kabe, bu duvarlar yok o zaman. Kabe'ye baktığında çocuğu göremiyor. Göremeyince bu çukur yeri Hazreti Hacer koşarak
hızlıca gitmiş ki çocuğu bir kartal, vahşi bir hayvan zarar vermesin diye. Biz de onun kalan hatıra sünnetiyle, biz de burada, Peygamberimiz de böyle yapmış sonuçta. Peygamberimizin yaptığı her şey bize ibadet olarak dönmüş. Yani ibadet olarak yaptığı her şey. Hac ve umre de bir ibadet olduğu için Peygamberimizin yaptıkları bize sünnettir. Sünnet nedir deyip geçiştirmeyeceğiz Müslümanlar. Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki "Huzu anni menasikakum." Haccınızı, umrenizi benden alın. Benden ne gördüyseniz onu yapın diyor. Onun için Peygamberimizin sünnetinden de Allah ayırmasın. Evet. Burada eftal olan bir şey de say ederken say ayetini okumak alimlerce güzel görülmüş. Yani en doğru olan şeylerden biridir. Dua da edilir burada. Kul huvallahu ahad okusa bir insan, hiç başka bir şey yapmasa, boş dedikodu edeceğimize, sessiz yürüyeceğimize bir sure okusak, inne hataynakel kevseri okusak. Biliyorsunuz Kevser suresi de burada için inmiştir. Kabe'nin avlusunda Hazreti Peygamber'e Ebu Leheb'in, As bin Vail'in hakareti, soyun kesik diye hakaret etmesi üzerine indirilmiştir. Ne okusak olur? Bismillahirrahmanirrahim. İnne safa vel marvete min şa'airillah. Ve men haccel beyte ev i'temara felâ cunâhe aleyhim. En yettavvefe bihime. Ve men tadavve hayran. Fe innallâhe şâkirun alîm. Sadakallâhul azîm. Bu ayeti kerime Safa ile Merve'nin Allah tarafından bir alamet, bir işaret olduğu. Safa, Merve. Safa, Hazreti Adem'in Safiyullah sıfatını temsil ediyor. Merve de el-imra'a kökünden, Arapça kadın demektir, Hazreti Havva anamızı temsil ediyor. Yani Hazreti Adem ile Havva, rivayet edilir ki bu iki dağın başında hüzünle, üzüntüyle, pişmanlıkla, tövbeyle, gözyaşıyla oturmuşlar. Hani Arafat'ta buluştular ya, gelip burada ibadetlerini yaptıklarında ilk ev, ilk Kabe Hazreti Adem döneminde yapıldı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki inne evvele beytin vuvi'a linnâsi lellevî bi bekketen mübareke ve huden lil âlemin. İnsanlara doğru yolu göstermek için yeryüzünde kurulan ilk ev, yapılan ilk ibadet yeri Mekke'deki evdir diyor. Onun için ilk ev olduğuna göre Hazreti Adem babamız zamanında vardı. Safa tepesi Adem babamızı, Merve tepesi Havva annemizi temsil ediyor. Onun için de kızlara Merve denir, oğlan çocuklarına Safa, Merve, Safa ismi verilir. Oradan gelmektedir. Allah gelemeyen, şu anda dünyanın dört bir yanında bizi izleyen kardeşlerimize de buralara gelmeyi nasip etsin. Burada da Safa ile Merve'de de aynı tavafta olduğu gibi yaklaştığımızda Rabbana dualarını okuyoruz. Sünnet olan budur, müstehap olan budur. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azaben nar. Ya azizü ya gaffar. Muhakkinler cennete mal ebrar. Maşallah. Hanım, geçmiş olsun. Allah şifa inşallah. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Aynı Kabe'nin tavaflarının her şartında olduğu gibi sayın da her başa geldikçe Kabe'ye doğru dönüp Bismillahi Allahu Ekber diye selamlıyoruz. Bismillahi Allahu Ekber. Selamlamadan sonra da tekbirlerle başlıyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillah.
Maşallah namaz hazırlığı, ezan okunduğu için namazları. Biz de evet şöyle uygun bir yerde Kabe'ye yaklaşalım. Buralar gördüğünüz gibi bak şu işaretler, şu çizgiler Kabe kıbleyi gösterir. Kabe orada demektir. Bütün Kabe'nin tavaf alanında bunu saf düzeni doğru olsun diye, kıbleyi doğru bulsun, Kabe görünmüyor çünkü. Burada bıraksan Müslümanları şöyle döner. Orada Kabe var diye. Dolayısıyla bu işaret olarak Allah razı olsun burayı hizmet ediyor gerçekten. Kabe'nin Harem-i Şerif'in hem Mekke'nin hem Medine'nin gerçekten Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram'ın temizlikleri çok güzel. Ona çok titiz görevlerine çok güzel hizmet ediyorlar. Emeği geçenlerden, temizleyenlerden, temizletenlerden, Allah'ın emini tertemiz tutanlardan Allah razı olsun. Sayımızın son şartındayız. Artık Merve'ye doğru yürüyoruz. Merve sayın bitiş yeridir. Allah'ım hayırla bitirmeyi nasip etsin. Rabbim kabul eylesin. Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, burada say bitince Hazreti Hacer annemizin bu oradaki artık yorulmuş zemzem suyunu bulmuş, Hazreti İsmail'in ayağının altından zemzem çıkmış, o hali tahayyül ederek, düşünerek Allah'ın da bize bu umreden kastımız olan, niyetimiz olan Rabbim beklediğimiz affımızı, beraatımızı verdiğini düşünmeliyiz, inanmalıyız ve dua etmeliyiz orada. Kabe'yi son kez selamlayıp tabii her şartta. Yine buradan itibaren artık Rabbena'ları çokça okumak lazım. Buraya uzaktan yakından gelenler bir şey istiyorlar Allah'tan. İbadetlerinin kabul olup günahlarımızın affı ve dünyamız için, ahiretimiz için yaptığımız duaların, hastalarımız için yaptığımız duaların kabulünü diliyoruz Allah'tan. Çünkü bu mübarek beldeler kardeşlerim nice duaların kabul edildiği yer. Kurban edilecek İsmail'in affedildiği topraklar buralar. Harem toprakları, Kabe toprakları. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الأبرار حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Burası Merve. Değerli kardeşlerim, bundan sonra erkekler saçlarını kazıtırlar, başlarının tamamını tıraş ederler. Dibinden kısaltmak sünnettir. Peygamberimizin sünnetidir. Müstehap olan budur. Bütün ashab-ı kiram, hasta olanlar, mazereti olanlar hariç tamamı Resulullah'ın sünnetine uymuş erkekler saçlarını kazıtmışlar. Ayet-i kerimede de muhallikine ru'usakum saçlarını kazıtırlar ve mukassirin ve bazılarda kısaltırlar. Onlar da kadınlardır. Onun için ihramdan umreyi tamamlamak tıraşla biter. Say bitince işin zor kısmı bitiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, kadınlar bir parmak boğumu uzunluğunda şöyle 2 santim kadar bir tutam saç kestiklerinde onlar da ihramdan çıkarlar. Saçları tıraş etmeden sakın kokulu sabun, efendim şampuan, koku, kolonya, kolonyalı mendil kullanılmaz. İhram yasaklarına girer. Kısa bir dua ile biz gelin umremizi tamamlamış olalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Ve la udvana illa alez zalimin. Ve
salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Sen ne güzel dostsun ya Rabbi. Senden güzel dost ve yardımcı yoktur ya Rabbi. Bizi dostluğundan, bizi kulluğundan mahrum etme ya Rabbi. Yardımından mahrum etme ya Rabbi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entes semiul alim. Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Duaları işiten sensin. Duaları bilen sensin. Allah'ım ne olur dualarımızı kabul eyle. Şuralara gelip tavaf eden, sahi eden bütün Müslümanların ne duaları ne dilekleri varsa Allah'ım sen onların da dua ve dileklerini kabul eyle. Kim neye muhtaçsa senin hazinen geniştir. Ganisin, sen Vehhab'sın, sen Rezzak'sın ya Rabbi. Rızka ihtiyacı olanlara rızık ver helalinden bol ya Rabbi. Huzura ihtiyacı olanlara, güzel geçime ihtiyacı olanlara huzur ver ya Rabbi. Evlerine saadet ver ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Hakkımızda ne verirsen harse her şeyin hayırlısını ihsan eyle. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Dualarımızı, ibadetlerimizi, tavafımızı, sayımızı, umremizi Allah'ın dergah-ı izzetinde noksanlarımızla beraber kabul eyle. İbrahim peygamberimizi, İsmail aleyhisselam efendimizi, Hazreti Hacer annemizi şu ibadetlerimizden haberdar ve hoşnut eyle. Şefaatlerini nasip eyle. Amin, amin. Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.